Faturayı herkese kesiyorlar. Seçimde sizin de vurguladığınız gibi bir hezimet var. Şöyle ki hezimet, yani burada puan farkına bakmak değil aslında. Yani aradaki farka, oy farkı diyeyim daha doğrusu, oranlara değil. Yani %4,5'luk bir oran değil aslında hezimetin nedeni. Hezimetin nedeni bu kadar çok yapının, hiçbirbirine benzemeyen yapının bir araya gelmesi. Üstüne terör örgütlerinin açık desteğini alması. Üstüne bunların hepsinin arkasında, yani bir şey gibi düşünün, bir çember gibi. Ortada altılı masa, hemen dışarıda bir HDP var. Hemen etrafında HDP'nin yanında bu arada tipi falan da sayalım. O irili ufaklı radikal sol partileri de sayalım. Arkasında terör örgütlerini görüyoruz o halkada. Arkasında da aslında bütün çemberi kontrol eden emperyalist merkezleri görüyoruz. Washington'dan tutun Londra'ya, Berlin'e kadar bölgemizde dizayn yapmak isteyen ve bu nedenle de Türkiye'de siyasi iradeyi tahakküm altına almak isteyen emperyalist merkezleri görüyoruz. Bu kadar bir güç birliğinin olduğu bir ittifak seçimde ciddi bir yenilgi aldı işte. Bu hezimetin nedeni bu. Yani çünkü sadece yenilen Cumhuriyet Halk Partisi, İP, diğer o masadaki ortakları veya işte destekleyen HDP'si falan değil, terör örgütleri değil. Aslında ta baktığımız zaman ciddi bir güç yenilgiye uğruyor. Bu nedenle bir hezimet yaşıyorlar. Yani kim darbe indiriyor? Kılıçdaroğlu resmin bütününe bakmıyor. Kırsal bölgelerde tabii. Türkiye'nin genelinde i̇şte neden oy bağlantılı. Alınmadığına bakmıyor. Tabii. Sadece gerekçe nedenini olarak söylemiyor. Nedenini söylemiyor. İfade yani kırsal etmiyor. Bölgeler diye tanımladığı Anadolu, işte Orta Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun belli bölgeleri, ondan sonra neden HDP ile işbirliğine tepki veren, neden o insanlarımızın bu ittifaka oy vermediğinin nedenini sorgulamıyor. Veya sorgulasa bile dışarıdan sorgulamıyor. İç sesle sorguluyor belki. Dış ses olarak yansıtmıyor. Çünkü Anadolu insanı, aslında bahsettiği Anadolu'daki insanımız. Tabii ki Akdeniz'deki, Ege'deki, Marmara'daki insanlarımız, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'daki insanlarımızın da reaksiyon verenleri oldu. Ama ağırlıklı olarak bu bahsettiğimiz yerleri kastetmesinin ana nedenlerinden bir tanesi işte bu ittifak. Çünkü Türk insanı bir anlamda tehdidi görüyor. Şimdi kıyı bölgeler ağırlıklı olarak kentsel yaşamın öne çıktığı, büyük şehir yaşamın öne çıktığı bölgelerde bu tehdit değerlendirmesi biraz daha ikinci, üçüncü plana atıyor. Ama Türk insanı, özellikle de terörle mücadelede çok fazla şehit veren illerimizin insanları burada ciddi bir reaksiyon verdi. Ki bunun içinde şeyi de katabiliriz aynı zamanda. Depremin vurduğu illerimizi de katabiliriz aynı zamanda. Kahramanmaraş'ı katarız, Hatay'ımızı katarız, Gaziantep'imizi katarız, Urfa'mızı katarız. Yani buraları da katarız bunun içine. Buna bir kere vatan savunması olarak görüyor ve deyim yerindeyse tavrını sandıkta gösteriyor. Çok benzer bir şey, tabii ki denk örnek değil ama yani Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi. Neydi? Anadolu bir anlamda ayağa kalkmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Anadolu'dan o kıvılcımı yakmıştı. Nereden? İşte taşra diye küçümsenen insanlar Sivas'a gitti, Erzurum'a gitti, diğer bölgeleri işte Amasya'yı örgütledi, teşkilatlandırdı falan. Benzer bir şey. Beka kaygısı, vatan kaygısının çok hassas olduğu noktalar aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya kırsal bölgeler bize oy vermedi diye eleştirdiği şeyler. Şimdi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında bu konuya vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepkisi yine çok sert oldu ama şunu hatırlattı. CHP'nin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve Atatürk'ün de köylü milletin efendisidir ifadesini hatırlattı. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun faturayı o köylüye kestiğinden bahsetti. Bu bağlamda eleştirilerini sıraladı. Bu noktada biz CHP'nin her daim Atatürk'ün çizgisinden nedenle uzaklaştığını dile getirirken bu da belki de somut örneklerinden biri oldu yani, diyebilir miyiz? Atatürk'le 180 derece şu an farklı mevzilerde bir CHP görüyoruz zaten. Ki birazdan belki detaylandıracağız. Hani kurultay sürecinde öne çıkan isimlerden biri Ekrem İmamoğlu. Ben şu soruyu sorayım heyete. Yani onu da konuşalım. Eğer Kılıçdaroğlu değil de Ekrem İmamoğlu aday gösterilseydi, bu insan, yani Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir HDP politikası mı izleyecekti? Amerika politikası mı izleyecekti? FETÖ politikası mı izleyecekti? Hayır.
aynısını yapacaktı. Sadece isim değişecekti. Yaş farkı biraz vardı. Ekrem İmamoğlu biraz daha yaş olarak daha genç duruyordu falan filan. Onun dışında hangi değişiklik vardı? Politika değişikliği mi vardı? Ki 4-4,5 sene çok kötü yönettiği bir İstanbul deneyimi de var. Yani Anadolu insanının hassasiyetlerini zannediyorlar ki aday değişiklikleriyle, işte bilmem kazanacak kazanamayacak adaylar söylemiyle, işte genel başkan değişikliğiyle şey yapabiliriz, tolere ederiz, kurtarırız diye. Aynı Ekrem İmamoğlu değil miydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak, ki kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanıtıyorlardı. Adaylığı söylemiyorlardı. Adayı olarak Karadeniz'de o kadar gezdi, Erzurum'a gitti, başka yerlere gitti. Oralarda da o yedili masa hezimete uğradı. Oralarda da yenildi. Yani bu işte Anadolu insanının hassasiyeti, işte sizin hatırlattığınız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir. Hangi şartlarda söylenmiştir? Anadolu'da bir Türk devleti kurulmuş, Osmanlı İmparatorluğumuz yıkılmış ama mücadeleyle yeni bir Türk devletini kurmuşuz, cumhuriyetimizi kurmuşuz, ayağa kalkmamız gerekiyor, üretim esas meselelerin başında geliyor ve o dönem sanayileşmenin daha zayıf olduğu, o üretimi kim gerçekleştirecek? Köylü. Evet, köylü milletin efendisi. Ki o şartlar hala geçerli değil mi? Dünyada gıda yönünden krizler yaşanırken, sıkıntılar yaşanırken o üretimi kim yapacak? Yine köylü yapacak. Yine kırsaldaki insanımız yapacak. Şimdi siz bu insanlarımızı, ki depremzedeleri de biliyorsunuz şey yaptılar, çok ciddi saldırdılar. Ondan sonra o özellikle 14 Mayıs'taki TBMM seçimi ve ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında. Şimdi bakıldığı zaman Anadolu insanını tanıyamamanın verdiği aslında o Anadolu insanına, Türk insanına yabancılaşmanın verdiği bir söylemdir. Belki de Kılıçdaroğlu'ndan beklenen kırsal kesimler değil de Türkiye genelinde kaybedilmiş bir seçim var en nihayetinde. Neden Türk milletinin 81 il için bahsediyorum oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendinden yana kullanmayışındaki o öz temel nedeni sorgulaması ve açık yüreklilikle bunu ifade etmesi gerekiyorken yine bahanelere sığınan bir Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ya, bakın şimdi zaten seçim kampanyası sürecinde evet, hep gerçek dışı söylemlerle işte ve propaganda değişken yaptılar. Dediğiniz gibi değişken, o 14 günlük arayı da katarsak değişken söylemler. Yani ciddi bir şekilde zıt. Yani 180 bilmiyorum derece tabii, söylem değişikliği. Şimdi kendileri bile kabul ediyor. Yani bu çizgi değişikliğine evet, işte Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Evet, yani evet, o geçmedi seçmeni anlamında. Şimdi bakıyoruz, bir şunu tutturdular, hatırlayın. İşte kadınlar sokağa çıkamayacak söylemine kadar ileri gittiler. Yani bu yalanı açık açık söylediler. İmamoğlu kendi bankalardan para çekilmeyecek. Bankalar pazartesi günü dedi, bankalardan para çekemeyeceksiniz. Bir korku dediler, iklimi yaratmaya çalıştılar Türkiye genelinde. Aynen öyle. Peki şimdi son cümleyi alayım mı? Tabii. Sayın İşte Bozuk, o korku iklimi yorumlar alayım diğer şehirdeki konularına. İşte daha böyle kendini işte laik yaşamı benimseyen insanlarımız da, vatandaşlarımız da belki bir karşılık buldu. Ki onlar bile sonradan gördüler ki gerçeği söylemediklerini gördüler. Onların sadece karşı oldukları şey vardı, konsolidasyon, hükümet karşıtlığı, Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerine bir konsolidasyon, işte Cumhurbaşkanı karşıtlığı. Sadece orada tuttu ama Anadolu insanı dedi ki önce vatan.